Denememizin çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 11. soruyla. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A bölü B kesirinin en sade hali 4 bölü 5 kesittir diyor. Yani aslında ben A'yı 4x ve B'yi de 5x kabul ettiğimde ve bu sayıları böldüğüm zaman A bölü B'yi elde edeceğim. Yani 4 bölü 5. Bunlar böyle bir sayıymış. Buna göre A ve B sayılarının en küçük ortak katı ile en büyük ortak bölenin toplamı hangisi olabilir diyor. Şimdi EBOB'ları ile EKOK'larının toplamını soruyor. Bu iki sayının arkadaşlar EBOB'u artık A gördüğüm yere 4x yazıyorum. B gördüğüm yere de 5x yazıyorum. 4x ile 5x'in ortak olan sayısı nedir arkadaşlar? X. Yani bunların EBOB'u X. EKOK'ları da 4x ile 5x'in EKOK'u da 20x'tir arkadaşlar. Soru aslında bunların toplamını yani 21x'i soruyor. Şıklara bakıyorum, saçma sapan bir şeyler var. Burada ne yapacağız aslında? Biz A'yı 4x ve B'yi 5x kabul etmiştik ya. A gördüğümüz yere 4x, işte B gördüğümüz yere 5x yazıp bakalım hangisi 21x'miş diye bakacağız. 21x'miş diye bakacağız. Şimdi A bir kere 4x'ti. Bu ifade zaten 21x olamaz. B 5x yazdığım zaman 5'ler gitti, 22x olur. Bu da değil. Bu da değil. 20 çarpı B artı A. B 5x'ti, A 4x'ti. Burası 100x, 104x bölü 4'ten ne olacak arkadaşlar? 26x olacak burası. Bu da değil. Yani C de değil o yüzden. 25A artı B bölü 5. A 4x'e eşitti. B 5x'e eşitti. Ha, 100x 5x daha 105x bölü 5'ten. Burası 21x çıkacak. Yani cevabımız D seçeneğiymiş. Şekilde tavana doğru daralan kesik koni biçiminde yüksekliği H olan ve içi tamamen su ile dolu bir kap gösterilmiştir. Kabın dibine yerleştirilen bir vana yardımıyla birim zamanda sabit miktarda su akıtılarak T zamanda kabın tamamen boşalması sağlanacaktır. Buna göre bu süre içinde kaptaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Grafiklere bir bakalım. Şöyle grafiklerimiz var. Bir kere arkadaşlar bakın burada içi su dolu bir kap değil mi bu? Koni şeklinde bir kap. Bu içi su dolu olduğu için H yüksekliği zamanla ne olacak? Azalacak. Şimdi bir kere burada D ve E şıklarına bakıyorum. H yüksekliği sıfırdan aşağı artıyor. Bunlar zaten olamaz. Bir kere C şıkkı da olamaz çünkü koni burada bakın düzgün değil, yani hacimleri aynı değil, değişiyor sürekli. O yüzden doğrusal bir grafik şeklinde azalma da göstermez. Burada iki şıkkı indirdik A ve B arasında. Şimdi cevap B arkadaşlar, ama sebebini söyleyeyim. Neden cevap B? Şimdi burada H yüksekliği zamanla azalacak, öyle değil mi? Buradaki hacim, su hacmi çok fazla, aynı şekilde gitgide azalıyor. Öyle değil mi? Şuradaki suyun kalan hacmi. Buradaki suyun hacmi ve çapı çok fazla olduğu için buradaki su miktarı çok az azalacak arkadaşlar. Çok az azalacak. Gittikçe buradaki hacim, benim hacmim kalır. Şuradaki kesitin daha doğrusu hacmi daraldıkça H bu sefer de artarak azalacak. Yani önce yavaştan azar azar azalacak, sonra artarak azalacak. Yani cevap B seçeneği olacak o yüzden. 1'den 14'e kadar numaralanmış kutulara konulan top sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci kutuya bir tane top konulacak. İkinci kutuya birinci kutudaki kadar top konulacak. Yani 1-1. Üçüncü kutuya 1 ve ikinci kutulardaki top sayıların toplamı kadar. 1 ile 1'i topladım 2. Sonraki de önceki ikisinin toplamı. Yani 1 artı 2'den 3. İşte 2 artı 3'den 5. Bu şekilde gidiyormuş. Hatta bir şey zaten fark etmişsinizdir burada. Fibonacci dizisi bu arkadaşlar. Bundan sonraki kutulara da böyle top konulacak demiş. Ve son 4 kutudaki top sayıları sırasıyla ABCD olduğuna göre bu ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi o zaman biz bir Fibonacci dizisinin devamını oluşturmamız gerekiyor ki son terimleri bulalım. Şimdi 1, 1, 2, 3, 5 diye gittik değil mi? 3 ile 5'i topladım 8. 5 ile 8, 13. İşte 21, 34, 55, 89, 89'da 55'i topladım 144, 144'da 89 topladım 233. Bakalım bir kaça geldim çünkü 14 tane kutu var ya. Şu birincisi, ikincisi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane daha ihtiyacım varmış. 14. de 144 ile 233'ün toplamı yani 377, bu 14'müş. Şimdi 11'deki A'ydı. O zaman 89 A'ya eşit. 144 B'ye, 233 C'ye ve 377 de D'ye eşit. Bakalım. A artı D eşittir 2 C demiş. 89'la 377'nin toplamı. Şimdi bunu 90 kabul etsem. Hani biraz da kolay toplama diyelim size. 90 kabul etsem, 377 ile toplasam 467. 1 çıkartsam 466. Bakıyorum C'nin 2 katı mı? 233'ün gerçekten 2 katı. Bu doğru. A artı 2 B D'ye eşittir demiş. A 89'du. 2 B'ye eşit 288'e. Yine aynı şekilde toplayalım. 90'la toplasam 378 olacak. Bir tane çıkarttım 377 ve D'ye eşit. Bu da doğru.
A artı B artı C eşittir D demiş. Arkadaşlar bu zaten yanlış. Neden? Bir kere Fibonacci dizisine dedik. Önceki iki terimin toplamı sonrakine eşitti. Şimdi B artı C toplamı zaten D'ye eşit. Şurası D'ye eşitse, A ile D'nin toplamı D'ye eşitse, A bir kere sıfır değil ki. O zaman bu yanlış. Yani cevap ne olacak? 1 ve 2. Elif, Nermin ve Hazal isimli 3 arkadaş doğrusal bir yol üzerinde sırasıyla E, N ve H noktalarında durmaktadırlar. Hazal ile Elif arasındaki uzaklık 10 metredir demiş. Nermin, Hazal ile Elif'in arasındadır. Nermin, Şimdi arkadaşlar bakın, E, N arası uzakla X dersem, N, H arasındaki uzaklık ne olacak arkadaşlar? 10 eksi X olacak. Burada bir tane öncül vermiş. Demiş ki bana, Nermin'in Hazal'a uzaklığı Elif'e uzaklığından daha az değildir. Şimdi burada bir durum var. Daha az değil, o zaman fazla. Ama şurada gözden kaçırabileceğiniz bir durum olabilir. Eşitlik. Eşitlik olduğu zaman da azlıktan çokluktan bahsedemeyeceğim için eşitlik durumu da var. Yani aradaki mesafe pozitif olacağından ben bunu mutlak değer içerisinde göstereyim. Mutlak değer 10-x'in mutlak değer x'ten büyük ve eşit olması lazım. Şimdi soruya bakalım. Buna göre en küçük eşittir hn demiş. Bir kere 10-x neye eşitti? Mutlak değer NH'ye eşitti. Bu büyük eşittir. X dediğimde mutlak değer EN. Yani EN arasındaki uzaklık. Bakıyorum ilk öncülüme. Gerçekten de öyle. EN, HN'den küçüktür, eşittir. Doğru. EN 5'ten küçük eşittir. NH'de 5'ten büyük eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar burada az değildir dedik. Öyle değil mi? Ve NH, NH'den büyük eşitliğinden bahsediyorum. Şimdi NH'nin alabileceği en küçük değeri düşünelim. Mesela 4 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü burası 4 olursa burası 6 olmak zorunda. 4 6'dan büyük eşittir mi? Hayır, değil. Bu olamaz. 4,9 olsa 5,1 olacak. Bakın alabileceği en küçük değer 5'tir bunun. Çünkü bu 5 olduğunda toplamları 10 olacağı için bu da 5 olacak. Bakın sağladı. O zaman NH için ben şunu söyleyebilirim. Büyük eşittir 5. Aynı şekilde EN için de küçük eşittir 5 diyebilirim. Yani NH büyük eşittir 5 olacak. EN de küçük eşittir 5 olacak. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Gösterge sırasıyla saat, dakika, saniye olarak ayarlanmış dijital bir saatin yukarıdaki şekilde gösterildiği zamana simetrik zaman denir. Burada saat ve saati ters çevirmiş, saniye eşitlemiş. Bu simetrik zamanmış. Örneğin 02:55, bunu ters çevirirsem 20, bir simetrik zamandır. Tamam. Buna göre 24 saat formatındaki dijital bir saat bir gün içerisinde kaç kez simetrik zaman gösterir? Şimdi 24 saatlik bir dilimde arkadaşlar kaçtan başlar? Atıyorum 00, 01, 02 öyle gider değil mi? Bakalım hangileri sağlıyor. Şimdi 00 dersem ben saate, saniye de 00 olabilir. Bunda sıkıntı yok. 01 dersem 10 olur. 02 dersem 20 olur. Yine bozmaz. 3 olursa işte 30 olur. 04 olursa 40 olur. 05 olursa 50 olur. Bakın 06 olabilir mi? 60 olur. 60 saniye olarak gözükmez. Direkt 0'a döneceği için bu olmaz. Devamında işte 07 olmayacak, 08 olmayacak. Ta ki nereye kadar? 10'a kadar. 10 olacak çünkü. 10 sağladığında şöyle karışmasın. Şöyle yapalım. Bu arada sadece AB ve BA, yani saat ve saniye için yazıyorum şu an. Sonra dakikaya geleceğim. Saat 10 olduğunda saniyemiz 01 olacak. 11 olduğunda 11, 12 olduğunda 21, 13'e 31, 14'e 41, 15'e 51. Bakın 16, 61 olmadı. 17, 71 de olmayacak. Ta ki nereye kadar? Bu da 20'ye kadar. 20'den sonra tekrar devam edecek. 20 olduğu zaman 02, 21 olduğu zaman 12, 22 olduğu zaman 22, 23 olduğu zaman 32, 24 zaten gözükmeyecek. Yani 24 zaten olmaz. O yüzden burada bitiyor arkadaşlar. Yani toplam kaç tane durum alabiliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane durum var. Saatin alabileceği, yani saat olduğu zaman zaten saniye de otomatik olarak ona göre şekilleniyor. Şimdi bana bu sefer de dakika hakkında yorum yapmam lazım. Bir kere dakika konusunda rahatım. Neden? Çünkü dakika 0-0 olabilir, 1-1 olabilir, 2-2 olabilir, 3-3 olabilir, 4-4 olabilir, 5-5 olabilir, 6-6 zaten olmaz. 66 diye bir hani dakika gösterimi yok saat bazında. O zaman burada da arkadaşlar 6 tane durum var. Yani bunların alabileceği 16 çarpı 6 kadar durum vardır. O yüzden cevap 96 olacak. Şekilde üçgen, dörtgen ve altıgen şema ile gösterilmiş ABC kümeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A ve B kümeleri eleman sayıları gösterildikleri şemanın kenar sayısının karesine eşittir. Tamam. X, Y, Z, 5 bulundukları kapalı bölgedeki eleman sayısını göstermektedir. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Bakın mesela A şekli için yorum yapalım. Burada bir üçgen var. Öyle değil mi? Şimdi üçgen eleman sayısı içeridekilerin toplamı dedi. Daha doğrusu içerideki kapalı bölgede yazan sayıları gösteriyor. 5 artı X olacak eleman sayısı.
Ama bana demiş ki kenar sayısının karesi. Üçgen üçgenlerle bunun karesi 9 eşit o zaman bu. X'i buradan bulduk 4. Şimdi aynı şeyi B için yapalım. B kümesi için. B kümesinin elemanları X artı Y olacak. Eleman sayısı daha doğrusu. X artı Y olacak. Kenar sayısının karesine eşit olduğu için bu 16 eşit arkadaşlar. X'i 4 bulmuştuk. Y de kaç oldu? 12 oldu. Aynı şekilde Z'yi de bulalım. Altıgenin hepsinin içinde yani 5 artı X artı Y artı Z'nin 6'nın karesinden 36 olması gerekiyor. X 4 Y 12 idi. Bu toplam 16. Bunları topladım. 21 artı Z eşittir 36. Z buradan kaç çıktı? 15. Soru bize neyi soruyordu? Y artı Z eksi X'i yani 12 artı 15 eksi 4'ü soruyor. 27 eksi 4'ten yanıt 23 olacak. Hatalı olarak üretilen bir cetvelde 0'dan 5'e kadar olan ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık olması gerekenden %10 daha kısa gösterilmiştir. Buna göre 0'dan hizalanarak hatasız cetvelle 10 cm olarak ölçülen bir uzunluk aynı koşulda hatalı cetvelle kaç cm olarak ölçülür? Şimdi arkadaşlar iki tane cetvel çizeceğim burada. Şöyle iki tane cetvel çizdim. 0, 0, 10'a 10 dedim. Şuna 5 dedim. Şuna da göstermelik 5 dedim. Sebebini söyleyeceğim. Şuna bir kere hatasız diyorum. Şuna da hatalı diyorum şu cetvele. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani ilk 0 ve 5 arasında %10 daha kısa gösteriyormuş ya. Örneğin hatasız da 5'e denk gelen, hatalı da işte 5'in %10 daha eksiğine, 0 işte virgül 5 santimetre eksiğine yani 4.5'a falan tekabül ediyor. Peki soru, asıl soru şu. Hatalıdaki 5 hatasızdaki 5'ten fazla olmak zorunda. Neden? Çünkü fazla olsun ki, sallıyorum 5 virgüllü bir şey olsun ki %10 daha kısasını aldığımda 5'e denk gelsin. Ben burada şunu düşünmem gerekiyor. Hatasızdaki 5'i bulmam için hatalı da aslında kaça tekabül ediyor? Çünkü hatalıdaki 5 tam olarak 5'e tekabül etmiyor. 4.5'a tekabül ediyor. Ben bunu önce x diyorum. X çarpı %10'u daha kısaydı o zaman kalan 90 bölü 100'lü kısmının 5'e eşit olmasını istiyorum. Buradan sıfırları götürdüm. X arkadaşlar 50 bölü 9 santimetre çıktı. Yani aslında 50 bölü 9'daki gerçek uzunluk hatalı da 5'e denk geliyormuş. Şimdi burası arkadaşlar 50 bölü 9. 50 bölü 9 sıfırdan 5'e kadar aslında oradaki gerçek uzunluk. Hatalı cetvelde 5 ile 10 arası normal gerçek uzunlukta. Çünkü 0 ile 5 arası sadece hatalı. 5 ile 10 arasında 5 santimetrelik bir mesafe var. Şimdi bizim burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Soru bize şunu soruyor. Hatasızdaki 10 hatalıda ne kadara tekabül ediyor? Şimdi burada hatalıdaki 10 hatasızdaki şey gibi ikili böyle bilmece gibi konuşuyorum ama hatalıdaki 10 hatasızdaki 10'dan fazla olmak zorunda ki çıkarttığım zaman ben %10'unu eksilttiğim zaman 10'a denk gelsin. Oradaki mantığı anladığınızı varsayıyorum. Şimdi burada 50 bölü 9'da ben 5'i toplayıp 50 bölü 9'da 5'i toplayıp 10'u çıkartırsam hatalı ile hatasız arasındaki farkı bulurum arkadaşlar. Ne kadarlık bir fazlalığım var 10 santimetrelik cetvelde. Şimdi burası 50 bölü 9 eksi 5'ten 50 eksi 45 bölü 9 yani 5 bölü 9'luk bir fazlam var. Soru bize şunu soruyor. 10 santimetre ölçülen bir uzunluk hatalı da ne kadar? O zaman ben 10 santimetreden 5'i çıkartırım. Buradan arkadaşlar kaç olacak? 90-5, 85 bölü 9 aslında onun hatalıdaki karşılığı oluyor. 85 bölü 9 bunu bir bölelim. 85 çünkü sadeleşen bir kesir değil. 85 ile 9, 9 defa var. 81, 40'da 9. Tabi virgül atıyoruz buraya sıfır attığımız için. 4 defa var. 36 bakın bir daha 4 gelecek. Bir daha sıfır gelecek. Bir daha 4 gelecek. Bu böyle 9,4 devreder olacak. O yüzden yanıt C seçeneği güzel bir sorumuş. Aşağıda merkezi O, yarıçapı 100 metre olan yarım çember şeklindeki yarış parkurunun M noktasından hızı V1 olan akın parkur üzerinde saat yönünde, hızı V2 olan sertaç MN doğrusu üzerinde P'ye doğru sabit hızlarla koşmaktadır. T dakika sonra akın MN yayının 3'te 1'ine geldiğinde sertaca olan uzaklığı 100 metre olmaktadır. Şimdi akın bu parkur üzerinden gidiyor ve MN yayının 3'te 1'ine diyor. Ben önce şunu 3 parçaya böleyim. Şöyle bir 3 parça yaptık. Şunlar eşit birbirine. Şu nokta yapalım. Şimdi T dakika sonra akın buraya geliyor. T dakika yazdım. Akın artık burada. Bana diyor ki T dakika sonra akınla sertaçın arasında 100 metre mesafe var diyor. Bakın burada sertaçın yerini şöyle tespit edeceğiz arkadaşlar. Biraz çember bilgisi lazım burada. Dikkat ederseniz bunun yarıçapı 100 metre. Ve aralarındaki mesafe de 100 metre olacak. Sertaçla akın arasında 100 metre olabilmesi için arkadaşlar sertaçın tam olarak merkeze gelmesi lazım. Neden? Çünkü ben merkezden çember yayına çizdiğim
bu uzunlukların benim doğru parçalarım neye eşit oluyordu? Yarıçap eşit oluyordu. Yarıçap 100 olduğu için demek ki sert aç tam olarak burada. T dakika sonra. Şöyle göstereyim. Hatta burası ne olacak? 100 metre. Bunu söylüyor. Akın ve sert açın birbirlerinden uzaklığı başlangıçtan 2 dakika sonra x diyor. Şimdi eşit bir mesafede sabit hızla gidiyor. T dakika sonra akın buradaysa 2T dakika sonra burada olacak. Akının yeni yeri burası. Şimdi sertaç da sabit hızla gidiyor. T dakikada 100 metre gitmişti. O zaman 2T'de buraya gelecek o da. Sertaç'ın yeni yeri bu. Ve bunların arasındaki mesafeyi de x olarak vermiş. Şimdi bakın yine çemberin özelliğini kullanacağız burada. Merkezden yine buradan sertaçtan şuraya bir kere 100 değil miydi arkadaşlar? Burası da 100. Bakın burada doğru açı var. Doğru açıyı aslında 3 tane eşit yaya bölmüşüm ben. Yani 180 derece 3 eşit parçaya bölmüşüm. Hatta işte merkezin gördüğü açıyı, işte gördüğü açı falan hani bilenleriniz vardır mutlaka. Burası bir kere 60, 60, 60 bunlar paylaşacaklar. Bakın tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen aslında eşkenar üçgendir. Buraları da 60 derece olmak zorunda. O halde x'i arkadaşlar 100 bulduk. 100 metreymiş burası. Peki 3t sonra şimdi akın T'de şu yay kadar gidiyordu. O zaman 3T'de nereye gelecek? 3T dedim. 3T dakikada. Akın burada. Tam olarak N noktasında. Sertaç da P noktasına gittiğini varsayalım. 100 metre gidecek. Zaten o da sabit gidiyordu. O zaman 3T dakika sonra da Sertaç buraya geldi. Aralarındaki mesafe yine 100 metre olacak. 100 metre artı 100 metreden cevap 200 metre çıkacak. Bir arkadaş grubundaki en tane kişinin yaşları ortalaması 17'dir. O zaman bunların toplam yaşı arkadaşlar. Toplam yaş. Yaşların ortalaması çarpı kişi sayısı. Yani 17'den. Kişi sayısında değişiklik olmayan bu grubun en yıl sonraki yaşları ortalaması. Şimdi en tane kişi var ve en yıl sonra diyor. Bunların yaşları toplam 17n artı n kare olacak. N karelik bir artış gösterecek. Yaşları ortalaması 3n-12 artacaktır. Şimdi toplam yaşı bulduk. En yıl sonraki toplam yaşı. Bunu kişi sayısına böleceğim. Yani n'e ortalama 3n-12 artıyormuş. Normalde 17 idi. 3n-12 artarsa 3n artı 5 olması gerekiyor. İşler dışlar yaparsam 17n artı n kare eşittir 3n kare artı 5n. Şu n kareleri tek bir tarafta topladık. Buradan 12n eşittir 2n kare. N'ler gitti. 12 eşittir 2n'den n 6 çıktı. Soru bize başlangıçta n kişinin yaşları toplamını soruyor. 17n'di. Yani 17 çarpı 6'dan yanıt 102 olacak. Geldik 20. sorumuza. Bir mağaza belirli sayıdaki ayakkabıların satışı ve bu satıştan elde edilecek kar için 3 farklı durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre bu ayakkabıların maliyetini sormuş. Şimdi arkadaşlar kaç tane ayakkabı olduğunu bilmiyorum. Ben burada x tane ayakkabı olsun diyeceğim. Tanesi de YTL olsun. Tanesi de YTL olsun. Şimdi x tane ayakkabının tanesini YTL'den aldıysak biz toplamda x çarpı y'lik bir para ödedik. Zaten soruda bana bu ayakkabıların maliyetini soruyor. Yani x çarpı y'yi soruyor. Şimdi x tane ayakkabım var. A liradan satarsam ben bunları yani x çarpı a para kazanırım. Öyle değil mi? Ve 7000 lira kar elde ediyorum diyor. Normalde x çarpı y kadar para harcamıştım. 7000 kar ediyorsam bu x çarpı y artı 7000'e eşittir. Aynı mantıkla x çarpı b eşittir x çarpı y artı 18000 olacak. 18.000. B eksi A fiyata satarsam x çarpı B eksi A eşittir. Bu sefer de 1000 lira kar ediyormuşum. X çarpı A artı 1000. Bakın burada bir şey fark ediniz olacaktır mutlaka. Çünkü ikinci denklemden birinci denklemi çıkartıp paranteze aldığım zaman aslında şu geliyor. Ben bunu eksi ile çarpıp taraf tarafı topladığım zaman 1 ve ikinci denklemi şu elde edilecek. X parantezinde B eksi A. Burada X eksi Y işte bunlar birbirini götürecek. Şu eksi 7000 olacak. Yani 18.000 eksi 7000'den 11.000 olacak. X çarpı B eksi A, X çarpı Y artı 1000'e eşitti. O zaman X çarpı Y artı 1000 eşittir 11.000'den. X çarpı Y arkadaşlar 10.000 olacak cevap